FETÖ ile mücadelede bugün ekrana getireceğim haber esasında bu insanların, yani yurt dışında kaçak olarak yaşayan vatan hainlerine nasıl bir propaganda veya nasıl bir ikna yürütüldüğünün soru işaretlerini doğurması bakımından önemli. Çünkü adam Kanada imamıymış sanıyorum veya kritik bir rolü varmış orada ve öyle bir konuşuyor ki sanki yarın dönecek Türkiye'ye ve 15 Temmuz 2016 gecesinin kahraman kazanının belediye başkanı Lokman Ertürk'ü meydanda asacak. İşte bu tür örgütlerin insanların beynini nasıl zombileştirdiğini göstermesi bakımından önemli. FETÖ'nün çöküşü 15 Temmuz'da Türk milletinden yediği silleyle başladı. Darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kazan ilçesiydi. Neyse ki devreye Kazanlılar girdi. FETÖ'cüleri püskürtmekte kahraman Kazan halkının oynadığı rol çok kritikti. O kahraman Kazan muhtarı var ya, ben Türkiye'ye gelirsem o lokmanı o Kazan'a asarım meydana. Bu tehditkar ifadeler bir FETÖ'cüye ait. Terör örgütünün Kanada sorumlusu Faruk Aslan, tabii bu cümleyi binlerce kilometre öteden kurmak kolay. Hedefinde 15 Temmuz'da kahramanlaşan Kazanlıların belediye başkanı var, Lokman Ertürk. O kahraman Kazan muhtarı var ya, ben Türkiye'ye gelirsem o lokmanı o Kazan'a asarım meydana. Peki bu cümle ne ifade ediyor? Bir FETÖ'cü Türkiye'ye hangi şartta gelebilir? Bu düşünüldüğünde aslında kurduğu cümleyle çok daha fazlasını ima ettiği ortada.